Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınem istiklalar ekranımızı olsun. Xitayning dünyadaki en çok tokumacılık şirketlerden biri ceza tizimlikiga kirgizildi. Amerika hükümeti dünyadaki en çok tokumacılık ve kiyim-kechak şirketlerinden biri bo'lgan Yida guruhini Uyghur mecburi emgekiga chetishlik bo'lish bilan ayıplab, uning mahsulotlarining Amerika'ya kirishini chekladi. Valkochisi gazetining xabarida bildirilishicha, Amerika hükümeti 31 oktyabr Hong Kong'a joylashgan Yida guruhini, shundaqla uningga aloqador Guangdong Yida to'qimachilik sanoati, Turpan Yida to'qimachilik sanoati va Sanji Yida to'qimachilik sanoatini Uyghur majburi emgekini cheklash qonuni doirasidagi jazo tizimligiga kirgizganligini e'lon qilgan. Buning ichida Sanji Yida to'qimachilik sanoati bundan ilgarila jazo tizimligiga kirgizilgan edi. Dünyadaki en çok tokumacılık ve kiyim-kechak işlep çıkarış şirketlerinden biri bo'lgan Yida guruhi Uyghur mecburi emgekiga chetishlik bo'lish bilan izchil ayıplanıp kelgan. Yida guruhi yana Nike, Tommy Hilfiger qatorliq şirketlerinin burunqi ta'minlovchisi bo'lib Uyghur mecburi emgekiga chetishlik bo'lish sababli Nike qatorliq şirketleri Yida guruhi bilan hamkorlashishdan voz kechgan. Sanji Yida to'qimachilik shirkati 2020 yilida Amerikaning jazo tizimligiga kirgizilgan bo'lib, Uyghur majburiy emgakini cheklash qonuni turg'izilgandan keyin qaytadan mazkur qonun doirasidagi jazo tizimligiga qo'shilgan. Ayni vaqtda Yida guruhi bayonot e'lon qilib, bu ayiblashni rad qilgan edi va mahsulotlarining majburiy emgakka chetishlik emasligini, xalqaro o'lchamga uyg'un ekanligini da'vo qilgan edi. Xitoy bosh ministri Li Qiang bu yil may oyida tuyuqsiz Sharq Turkistonni ziyorat qilgandimi, atayin Sanji Yida to'qimachilik shirkatini ziyorat qilib, Xitoyning uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyatidan voz kechmaydiganligini ko'rsatgan edi. Pakistan Xitoyga tunji qitim kutilmagan inkas qaytirdi. Xitoyning Pokistondagi bosh elchisi Pokiston hukumatini Xitoylarning bexatarlik masalasiga sal qarash bilan ayiblagandan keyin Xitoyning darajadan tashqari yaqin sherigi bo'lib kelayotgan Pokiston hukumatı kutilmagan inkas qaytirdi. Xitoyning Pokistonda turishliq bosh elchisi Jiang Zaidong bu hafta Islamobodda o'tkazilgan bir muhokama yig'inida Pokiston hukumatini oshkora tanqid qilib, Pokistondagi Xitoy ishchilarining bexatarlik masalasiga sal qarash bilan ayiblagan edi. Shuning bilan birga Xitoyning bir balvoq bir yo'l turining to'salg'ig'i uchrayotganligini e'tirof qilgan edi. Gerçi Xitoy Pokiston hukumatini Xitoylarning bexatarligiga kafolatlik qilishini ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-mu, Xitoy bosh elchisining Pokiston hukumatini bu masalada oshkora ogohlantirishi diqqat qo'zg'agan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Pokiston tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mumtaz Baloch qirollik axborot e'lon qilish yig'inida bu to'g'riliq inkas bildirib, Xitoy bosh elchisining so'zlarini tushungani bo'lmaydiganligini, bu so'zlarning Xitoy bilan Pokiston o'rtasidagi diplomatik an'anaga xilof ekanligini aytgan. U yana Pokiston hukumatining Xitoy fuqarolarining bexatarligini qo'g'dashga izchil kuchayotganligini ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy bosh elchisining Pokiston hukumatini ochiq oshkora ogohlantirishi oz uchraydigan ahvol bo'lib, Pokiston hukumatining Xitoyning tanqidiga qarshi oshkora inkas qaytirishimi ilgari ko'rilib boqmagan ahvol ekan. Yaqinqi bir necha yilda Pokistondagi Xitoy ishchilarining orqa-orqadan hujumga uchrashi va ko'plagan Xitoylarning o'lishi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori uchun g'oyat zo'r mablag' ajratgan Xitoyni qattiq bearam qilmoqda. Bu hujumlarga mas'ul bo'lgan Balochiston ozodlik armiyasi Xitoyning rayondagi tabiiy boyliklarni bulang-talon qilayotganligini, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turi va boshqa mablag'larni bekor qilishni talab qilmoqda. Yaponiya bilan Yevropa ittifoqi bexatarlik hamkorligi kelishimi imzolamoqchi. Xitoyning rayondagi tahdidi va zo'migarligi kun sari kuchayotgan bir mazgilda Yaponiya bilan Yevropa ittifoqi bexatarlik va mudofaa sheriklik munosabati kelishimi tuzishni planlamoqda. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell 1 noyabrdan boshlab Yaponiya va Koreyada ziyorati bo'ladi ekan. Hamda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya bilan tunji qatim Yaponiya-Yevropa tashqi ishlar ministrlari strategik suhbati o'tkazadi.
Yaponiya Kyodo agentligining xabar qilishicha, Xitoy bilan Rossiyaning sheriklik munosabati Yaponiya-Yevropa hamkorligining kuchayishiga turtki bo'lgan bo'lib, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi Yevropa ittifoqining ta'sirsizlik tuyg'usini kuchaytirgan. Kelishim loyihasida Yevropa bilan Yaponiyaning Hind-Tinch okean rayonining geopolitikalik va bexatarlik masalasidagi o'zaro tayinishchanligi ta'kidlangandan sirt, ikki taraf o'rtasida yillik bexatarlik va mudofaa dialogi o'rnatish, Yaponiya qo'g'dunish qismlari bilan Yevropa İttifakı Deniz Armiyası birlikte birleşme manevir ötküzüş katarlıkları oturgu koyuldukken. Bunlardan sırt bu kilişim Japonya bilen Avrupa'nın müdafiye sanayiti uçurlarını almıştırışını ilgiri sürüdükken. Mutaxassislar bu haqda to'xtalib, Xitoyning rayonda zo'migar bo'lishni o'ylaydiganligini hamda Amerika va uning ittifoqdoshlarini atrofdagi rayonlardan qo'g'lab chiqarish niyatining aniq ekanligini, shunglashqa Yaponiya bilan Yevropa ittifoqining Osiyo-Tinch okean rayoni va uning atrofidagi rayonlardagi qatnash, diplomatiya va dengiz aloqa liniyasining xalqaroilashishi jihatidan moslashishi kerakligini, bu orqali rayonning tinchligi va muqimligini qo'g'dishi kerakligini ta'kidlashgan. İnsan haklarını közüş teşkilatı İsrailiyanın Livan'da uruş cinayeti sadır kılganlıkını bildirdi. İnsan haklarını közüş teşkilatı İsrailiyanın Livan'a karatkan 3 hücumunun enik uruş cinayetini öz içi algan hareketler işkenlikini arxıplaştırdı. İsrailiya 3. Oktyabr'da Başura mahallesindeki Puhralar Müdafiye Merkezi'ne 4. Oktyabr'da Marjayun Doktorhanesi yenideki bir tiz kutkuluş maşinesi'ne ve Bint Cübeyli'deki şehit Salah Gandur Doktorhansı'a hücum kılgan idi. İnsan haklarını közüş teşkilatı bu hücumlarda 14 sahiye hadiminin hayatının ayrılgalıqını, İsrailiyanın hücumlarının halkaralık insanperverlik kanunu'a xilap işgeligini ve onun heçkandak herbi sebebinin yokluğunu tähkitledi. İnsan haklarını közüş teşkilatı yana İsrailiyanın ihtipaqdaşlarını hücumlarını ve kural yutkeşini toxtışkı çakırı kıldı. Çakırıqda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın rayonda halkaralıq tekşürüş başlayışı talep kılındı. Zelenski Amerika'ya narazılıq bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Amerika Parlamenti tarafından bu yıl Ukrayna'ya berilişi üçün tasdiqlanğan hərbi yardımlarının pekat 10%'inle alalığalıqını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Zelenski Amevi Ortaklaşı Torbeti Telegram sahibisine çetellik muhbirlarga Ukrayna'ya kılınğan hərbi yardımlar haqqıda bergen məlumatlarını öz içige alğan Ukrayna Rusya bilen bolğan uruşta duş kelibatqan qiyinçiliklar ve qış aylarda oturğa çıqadığan qiyinçiliklar hem de Amerika'nın devletige kılğan hərbi yardımı haqqıda toxtulup allaqaçan tasdiqlanıp bolğan hərbi yardımlarının pekat 10%'inle alsan bu külkilik iş emas mı degen. U yana Amerika parlamentining yardım planını allaqachon tasdiqlab bo'lganligini, bu yardımlarning kechikishining xamchot bilan munosabatlik emasligini, buningga byurokratiya, orqa sap ta'minoti, ko'z qarash, gumon qatorliklarning sabab bo'layotganligini qayd qilgan. Zelenski Ukrainaga berilgan harbiy yordamlar to'g'riligini to'xtalib, bu harbiy yordamlar haqida bir qator shartlarning qo'yilganligini, ammo Rossiya-Ukraina urushining faqat jang maydonida elib berilmayotganligini eskartgan. Şimali Koreya'nın Rusya'ya asker evetişi endişe payda kılmaqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Şimali Koreya'nın askerlerini Rusya'ya evetkerlikige dair yeni haberlerini küçülük endişe işçide yıkındın közdüvatkallıqını bildirdi. BDT Xavupsizlik Yenişinin Ukrayna vaziyeti müzakir kılıngan yığınıda BDT Siyasi İşler Bölümünün Avrupa, Orta Asya ve Amerika'ya mesul başkatıp yardımcısı Miroslav Cienka söz kılıp, Rusya'nın hücumları sebebinden Ukrayna'da puhralarının kurban buluş sanının eşivatkallıqını, muhim asasi kurulmalarının üzlüksüz halde buzgunçılık ufçuravatkallıqını oturgu koydu. Uyana Şimali Koreya'nın askerlerini Rusya'ya evetişi ve bu askerlerinin uruş rayonu'a evetiliş ihtimallıqıdın küçülük endişi kılınavatkallıqını tähkitledi. Amerika Müdafiye Ministeri Lloyd Austin bu Müdafiye Ministerliğe'de Cenubi Koreya Müdafiye Ministeri Kim Jong-hyun bilen ötküzgen muhbirlarını kütüveliş yığanıda bu meseleye karata endişesinin küçüyüvatkallıqını bildirip, Şimali Koreya'nı Rusya'ya evetken harbi küçülerini derhal kaydırıp getişke çakırdı. Hürmetli körmeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımız görüşkice aman bolğaysılar. Esselamu aleykum ve rahmetullah.